X-Fight Arena 2 tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. 75 kilogramda Muhammed Amini ve Recep Doğan pozlarını paylaşacaklar. İşte yine tartıdan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Sporcu böyle pozlarını vermişlerdi. Bakalım bu karşılaşmanın galibi kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. İşte önce mavi köşede İranlı sporcu Abdülhalim Barazande ve Halis Avşar yapıyor antrenörlüklerini. 29 yaşında, 1.82 boyunda, 75 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 9 maç yaptı. 8'ini kazandı. 6'sında nakavt etti rakiplerini. Sadece bir kez mağlup oldu. Muhammed İşte rakibi. Kırmızı köşede Sportyen Fight Academy sporcusu Devrim Akarsu yapıyor antrenörlüğünü. 26 yaşında, 1.70 boyunda, 75 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 3 maç yaptı. Hiç hata yapmadı. Üçünde de galip geldi. Ağrılı sporcu Recep Doğan. Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Kemal Altuntaş. Karşılaşmayı Kemal Altuntaş yönetecek değerli izleyenler. Muhammed Amini ve Recep Doğan karşı karşıya gelecekler 75 kilogramda. Ve bu maçta çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Kickbox milli takım antrenörü ve gecenin de koordinatörü Tuncay Toprak bizlerle birlikte. Tuncay Hocam, tüm Türk dövüş sporları dünyasının aklında tek bir soru var. Size göre bu maç nasıl geçiyor, bu gece nasıl geçiyor? Şu ana kadar maçlar çok iyi geçiyor. Güzel birbirinden çekişmeli çok güzel maçlar oldu. Özellikle genç sporcuları önem verip çıkarıyoruz. Onlar da elinden geleni çok iyi yapıyorlar. Burada önleri açılmaya başlıyor. İleriki organizasyonlarda mutlaka bunları daha çok izleyeceğiz. Evet, Muhammed Amini ve Recep Doğan karşılaşmasına geçiyoruz. Değerli izleyenler, 75 kilogramda iki sporcu karşı karşıya gelecekler. Muhammed Amini'nin Recep Doğan'a karşı ciddi bir boy avantajı olacak. Bu boy avantajını nasıl kullanacak veya kullanabilecek mi bunu göreceğiz. Mücadelemiz başladı. Beyaz eldivenleriyle İranlı sporcu Muhammed Amini, siyah ve sarı eldivenleriyle Recep Doğan, Ağrılı sporcu. Ringdeler. Dövmelerinden de tanıma şansınız var Muhammed Amini'yi. Hızlı başladı karşılaşmaya İranlı sporcu. Recep Doğan henüz daha ringe adapte olamadan hızlı darbeler geldi ama Recep hızlı bir şekilde o da karşılık vermeye başladı. Sadrek isabeti dizide karşılık veriyor Muhammed Amini. Rakibinin boşluğunu vermesini istiyor. Sağ aparkatı aradı Muhammed Amini, bulamadı. Sadrek isabeti Recep'ten geldi. Daha sert darbeler şu ana kadar Muhammed Amini'den geliyor. Recep Doğan biraz rakibinin uzun boyuna ve uzun kollarına karşı ona ulaşmakta güçlük çekebilir gibi. İçeriye girmesi lazım. Muhammed Amini de olabildiğince kol mesafesinde tutmaya çalışacak. Yumruk mesafesinde tutmaya çalışacak rakibini. İlk dakikanın sonuna geliyoruz karşılaşmada. İranlı sporcunun alnında bir ufak hasar var. Bileşimden Recep Doğan çok güzel girdi rakibin üstüne. Sağ direk isabeti geldi. Hızlı girdi maça Muhammed Amini ama aynı hızda devam edemiyor şu ana kadar. Sol direk ardından sol köşeyle geldi. Recep Doğan kontraları almazsa içeri girme zamanlaması konusunda da doğru zamanlamayı tutturmayı başardı gibi şu ana kadar. Hızlı bir şekilde rakibin adapte oldu. Üstüne gitti bir kez daha sol köşe isabetli. Sağıyla gelmek istedi, aradığı isabeti bulamadı Recep. Yani 12 santimetrelik bir boy dezavantajı var. Biraz yukarı doğru atmak zorunda kalıyor yumruklarını ama şu ana kadar bu Recep Doğan'ı çok fazla etkilemedi gibi. Muhammed Amin üstüne gitti rakibinin. Dizini daha fazla kullanma çabasında olacak. Recep kendini oradan kurtarmayı başardı. 26 yaşında Ağrılı sporcu. 3 maçta 3 galibiyetle namağlup olarak buraya geldi. Loftik isabeti. Üstüne gitti rakibinin. Sol köşe kaçtı. Hakem Kemal Altuntaş da araya girdi. Middle kick dirseğiyle bloklamayı başardı Recep Doğan bunu. Loftik de yine iyi blokladı.
Recep Doğan. Temel Altuntaş'tan yeniden başlayın talimatını aldığı anda üstüne gidiyor rakibinin. Mesafeyi kısa tutması gerektiğinde farkında. İçeriden dövüşmesi gerektiğinde farkında. Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda alkışlarla yükselmeye başladı. İsabetli Muhammed Amini'den. Ve ilk raundun sonuna geldik. Evet Tuncay Hocam, ilk raundu nasıl değerlendireceğiz Muhammed Amini ve Recep Doğan mücadelesinde? İlk raundda Recep boks ağırlıklı dövüşmeye çalışıyor. Rakibinin de boy avantajı var. Biraz daha iç low kick ve dış low kicklerle girerse içeriye bunda başarılı olacaktır. Onun peşine boksunu bağlaması lazım. Genelde hep Recep boks yapmaya çalışıyor ama içeri girmesi lazım. Özellikle iç ve dış low kickleri kullanarak içeriden oynaması lazım. Özellikle gövdeden yukarıya çıkması lazım. Recep direkt yukarıya çıkmaya çalışıyor. O da boy avantajı, rakip bunu da iyi kullanıyor. O yüzden ikinci roundda umuyorum köşe onu uyarır. İç low kick, dış low kick ve gövdeye vuracağı yumruklarla daha etkili olacaktır. Evet hocam, size tam da aslında bunu soracaktım ama ben sormadan cevapladınız zaten. Yani böyle bir boy farkına karşı ne yapmak gerekiyor aslında diye soracaktım. Muhammed Amini biraz daha iyi başlamıştı bu arada, yani bu boy farkını. Kol uzunluğu avantajını özellikle daha iyi kullanması konusunda ama karşılaşma ilerledikçe sanki daha çok daha hızlı yoruldu gibi İranlı sporcu. Evet, hem kuvvetli basıp bir an önce bitirmek istiyor. Recep de ona karşı biraz dirençli çıkınca ki kondisyonu çok iyi kullanması lazım. Ama Recep ayaklarını kullanırsa, low kickleri dediğim gibi iç dış low kicklerle gövdeye boksa girerse daha etkili olacaktır. Umarım bu roundda da onları izleyebiliriz. Evet, ikinci rounda doğru geçeceğiz değerli izleyenler. Bu arada Türkiye'de ilk kez il temsilcisi Ruslan Akın'la teşvik amaçlı İstanbul Vücut Geliştirme Şampiyonası yapılacak. Başarılar dileriz kendilerine. Böyle organizasyonların olması da spora büyük bir teşvik olur tabii ki diyelim ve ringe doğru dönelim. Recep'ten harika bir sağ geldi Muhammed Amini'ye karşı. Recep Doğan daha net boşluklar bulmayı başarıyor şu ana kadar ikinci roundun ilk saniyelerinde olmamıza rağmen. Çodrek, Muhammed Amini uzun kollarını kullanma çabasında sağ isabeti de buldu. Recep Doğan içeri girmeye çalışmaya devam ediyor. Muhammed Amini mesafeyi kapattı bu sefer. Bir diz isabeti geldi. Çok kuvvetli bir sporcu hakikaten İranlı Muhammed Amini. Yalnız Recep Doğan da hızıyla ekibine karşı üstünde olmaya çalışıyor şu ana kadar. Biraz daha rahatladı. Çok daha rahatladı hatta belki. Golfikler oldukça etkili. Sol kroşe kulağa doğru geldi. Sağ uzattı, ardından aparkatı denedi. Dengesi bozuldu pozisyonda. Muhammed Amini de çok fazla güçte kalmamış gibi dizlerini bir atmaya çalışırken miktar yavaş. Güzel bir sağ çıkardı ama az önce. Recep Doğan biraz avuç içi gelen bir sol var. Muhammed Amini dizi aradı. Çok daha derin nefesler alıyor İranlı sporcu. Şu ana kadar yalnız. Recep'i çok iyi yakaladı burada içeri girerken sağıyla birlikte. Diz isabetleri üst üste geldi. Recep Doğan'dan bir sol kroşe. İyi bir kombinasyon vücutta bitirdi. Ardından low kick. Sağ isabet içeriye doğru geldi. Muhammed Amini böyle pozisyonların ardından hemen klinçe doğru gidip bir diz bulmaya çalışıyor. Sağ parkat kaçtı Recep'ten. Bir kez daha diz. Ya Recep Doğan içeri girmek zorunda olduğunun farkında. Bunu biraz daha dizleriyle cezalandırma çabasında ama Recep şu ana kadar pek geri adım atmadı Muhammed Amini'ye karşı. İkinci raundun son dakikası içindeyiz değerli izleyenler. Recep Doğan da parkatı aramaya devam ediyor. Low kick. Önce dış sonra iç. Geriye doğru adımlarken direkt yumruklar geldi. Recep Doğan'dan. Köşeye sıkıştı Muhammed Amini. Enerjisi de tükenmiş gibi gözüküyor bu arada. Biraz daha sarılmaya başladı şimdi bir diz. Hakem Kemal Altuntaş araya girecek. İç low kick. Vardın arasından geçen bir sol direk izledik Recep Doğan'dan. Tempoyu force etme çabasına devam ediyor. Ağrılı sporcu. O da biraz daha yorulmaya başladı ama hala rakibinden daha dinç olduğunu söylemek lazım. Burada güzel bir sol isabeti Muhammed Amini yalnız dizleriyle. Tehlike yaratabiliyor Aral. Karaciğer doğru bir sol daha geldi. Bir kez daha aradı o köşeyi. Bulamadı. Bu sefer güzel bir isabet Recep Doğan'dan.
İkinci raundun son saniyeleri içindeyiz. Karaciğer çalışmaya devam ediyor. Bir kez daha soluyla geldi Karaciğer'e doğru ve ikinci raundun sonu. Recep Doğan'ın köşesinden ve taraftarlarından da ciddi bir tezahürat var. Tuncay Hocam, nasıl değerlendireceğiz ikinci raundu? İkinci raundda Recep biraz daha istekli, maçı istiyor. İşte yine dediğim gibi ilk raundtaki o hatasını yapmıyor. İş low kicklerle rakibe giriyor. Amini biraz yoruldu. Gardı düşmeye başladı. İlk raundda çok saldırgan ve ataktı. Bu kondisyonu ikinci raundda düşürtmeye başladı. Büyük ihtimal üçüncü raundda da aynı kondisyon sıkıntısını yaşayacak. Artık Recep'in biraz daha kontra yapıp kontra da yakalayarak sonuca gitmesi lazım. O da çok çünkü çekiyor. Çektiği zaman diz sıkıntı olabilir Recep için. Yani gövdeden karaciğere bulmaya çalışıyor. Onu arayarak yukarı çıkması lazım oradan. O şekilde sonuca gidebilir. Evet, bakalım bunu başarabilecek mi Recep Doğan? Göreceğiz değerli izleyenler. Köşesinden işte burada son talimatları alıyor iki sporcu da. Muhammed Amini tabii kas kütlesi de yüksek bir sporcu hocam. Evet. Yani çok güçlü başlamıştı maça ama biraz daha hızlı yorulması doğal diyebiliriz burada. Yine de 3. rauntta kimin daha fazla kondisyonu kaldıysa avantaj onda olacak. Desibel de çok yükseldi şu anda Sultanbeyli Belediyesi spor salonunda. Destek Recep Doğan'ın arkasında. Bakalım bunu bir galibiyet çevirebilecek mi? İnanılmaz bir maç oluyor. Muhammed Amini kazanır diyenler alkışlayabilir mi lütfen? Recep Doğan kazanır diyenler alkışlasın şimdi. 3. round başlıyor. Sultanbeyli'de Recep Doğan bakalım kariyerinin 4. galibiyetine ulaşabilecek mi 4. maçında? Ya çok fazla mesafeli kalması istemiyor rakibin arasında. Nefis gitti üstü Recep Doğan. Sol köşeye isabetli. Muhammed Amini kapandı Recep. Yine mesafeyi kapattı. Sol köşe sarstı rakibini. Sağ geldi ardından. Muhammed Amini kendini savunmakta zorlanıyor ama hakem şimdi sayacak. Yani köşede ayağının kaydığını söylüyor ama sporcunun hakem araya girmeden bu şekilde maçı bırakması mümkün değil zaten. Onu alabildiğiniz bir spor değil bu. Hakem Kemal Altuntaş da sayıyor tabii ki. Muhammed Amini kendini savunmadığı için çok doğal olarak sayıyor. Devam ediyoruz karşılaşmaya. Birden aktan bulmuş oldu böylece. Recep Doğan üstünlüğü iyice eline aldı karşılaşmada. Üst üste isabetler ve yumruklar. Muhammed Amini kapanma çabasında sarıldı şimdi bir diz. Recep Doğan nakavtı da istiyor ama bulabilecek mi göreceğiz. Çok derin nefesler alıyor şu ana kadar Muhammed Amini. Açıklar da veriyor ciddi şekilde. Son iki dakika. Karşılaşmada Recep Doğan yine üstüne gitti rakibinin. Yalnızca kapanabiliyor artık böyle durumlarda Muhammed Amini. Çok fazla diz isabetle bulamamaya başladı. Dizleri de aynı efektiflikte kullanamamaya başladı. Evet. 90 saniye var. Karaciğer aradı, sağ parkat aradı. Bulamadı Recep Doğan. Recep biraz garda yükleniyor. Gardın dışında açıklara bulsa zaten sonucu alacak. Spinning back fist denemesi olmadı. Tabii hocam şu da var. Yani hala çok güçlü bir sporcu Muhammed Amini ve tek bir darbesine bakabilir. Yani Recep'in de dikkatli olması gerekiyor bu konuda. Çünkü kendisi de açık veriyor, vermiyor değil. Nakavta mı çok istediği belli şu anda ağırlı sporcunun. Ama yani son gonga kadar tek bir darbeye bakacağını nakavtında hatırlatmak lazım. Süre durduruldu hakem. Kemal Altuntaş tarafından. Şimdi doktor çağrıldı burada. Muhammed Amini alnında bir açılma var zannediyorum burada. Ufak bir doktor kontrolünden geçecek. 52 saniye kaldı karşılaşmanın sona ermesine hocam. Üstünlük tamamen Recep Doğan'da. Nakavt istiyor tabii ki. Her sporcu ister nakavt ama sanki bu kadar risk almasa daha mantıklı bu noktadan sonra. Yani risk alıyor çünkü Amini de kuvvetli bir sporcu. Yani her an bir sürprizle karşılaşabilir Recep. O yüzden kontrollü yapması lazım. Attığı yumruklar genelde hep garda geliyor. Çünkü Amini yorulduğu için kapanıyor. Kapalı kaldığı için de gardı dövdüğü zaman bir anlam ifade etmiyor. Yani gövdeye ya da gardı açarak vuruşlar yaparsa daha iyi olacak. Orada köşede bayağı bir darbe aldı. Hakem gayet normal sayması gerekiyordu. O da sayıldı. Yani
Şu an Recep'in üstünlüğüyle maç devam ediyor. Evet, kesinlikle öyle. Ya bir de şut da var tabii. Recep Doğan ne olursa olsun burada rakibinin tam böyle mesafesinde, menzilinde kalmakta istemiyor. O düşündüğü gelmesinde içeride kalma çabasına devam edecek. Muhammed Amini bu ufak aralardan bastıran taraf. Recep Doğan bakalım burada ne üretebilecek. Köşeye sıkıştı Recep. Muhammed Amini bastırıyor. Diz geldi. Bu dizi bloklamayı başardı. Recep Doğan. Bir tane dizi yok. Tek diz gelmesi lazım kılıç pozisyonlarında. Hakemin uyarısı var. Son 30 saniye karşılaşmada. Bu az önceki ufak doktor arası biraz Muhammed Amin'in kendine gelmesi anlamına geldi ama Recep Doğan yine daha net darbeleri bulan taraf. High kick geldi. Recep Doğan'ın dikkatli olması lazım bunlara karşı. Üstü götürdüğü bir karşılaşma. Muhammed Amin'i çünkü nakat istiyor. Başka şansı yok zaten şu noktadan sonra. Recep vites düşürmeden devam ediyor. Diz isabeti kaburgaya doğru geldi ve karşılaşma sona eriyor. Evet. Muhammed Amini maç sonunda o da elini havaya kaldırdı ama zaten 3 round sonu her zaman sporcular ellerini havaya kaldırırlar. Evet. Üstünlük çok net hocam herhalde Recep Doğan'da. Evet, Recep yine nefesleri kesen harika bir maç oldu. Alkışlar bir kez daha her iki sporcu için. Bayağı bir yoruldu. Az sonra yani açıklanacak sonuçlar. İkinci ve üçüncü roundda bu yorgunluklar bayağı ön plana çıktı. Recep nakavta gitmek istiyor ama biraz daha böyle gardını açarak çok gitti. Ters bir yumruk, tek split bunu etkileyebilirdi. Sonuç itibariyle maçı Recep Doğan'ın kazandığını düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. İşte karşılaşmadan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Başdanışmanı Sayın İhsan Demir de çok büyük bir ilgiyle yakından takip ediyor müsabakaları. Sağlam kaldığını söylemek Sultan lazım Belediyesi orada. Belediyesi spor salonunda. Fiziki olarak çok kuvvetliydi. Yani o ve işte şimdi buradan sonuna kadar götürdü. Güzel de direnci de iyiydi. Resmi karar elinde. Hocam hemen araya giriyorum, resmi kararı alalım. Bir oy birliği durumu var. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazandı. Kırmızı köşe. Evet, beklediğimiz oldu. Recep Doğan galibiyete ulaştı. 4 maçta 4 galibiyetle devam ediyor. Profesyonel hocam lafını kesmek zorunda kaldım ama buyurun. Profesör Doktor Recep'i tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. İranlı sporcuyu da tebrik ediyorum. Yani şu anda maçlara kadar çok güzel maçlar oldu. Her ikisi birbirinden güzel. Dördüncü maçında Mert Akın'ı da tebrik ediyorum. Burada güzel bir iş çıkardık. Normalde biliyorsunuz daha bir organizasyon. Korona bazı hastalıklar tarihi erteledi. Bunu görünce iyi ki de ertelemişiz diyorum. Çok güzel maçlar oluyor. Umarım ekran başında izleyenler de bu maçlardan büyük zevk alıyordur. Yani şu ana kadar biz burada Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda hakikaten çok keyifliyiz, çok heyecanlıyız. Çünkü nefis bir fight card da oluşturulmuş durumda hocam, onu da söylemek lazım yani. Çok keyifli maçlar izledik ve izlemeye de devam ediyor olacağız. X evet. Fight Arena'da. Şu an bu maçtan sonra Kutluhan Sorma Geç de Medeni Çelik maçı var. Bu da güzel bir maç olacak. İki sporcu da birbirini çok iyi tanıyor. Fight'da İran'ın sporcu içinde duyalım. O maçta çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Güzel maç olacak. Hocam o maçtan sonra Alparslan Yönlü'nün de maçı var. Ömer Erhaş kez haline çıkacak. Hakikaten bunlar daha ilk maçlardı. Onu da söylemek lazım. Daha çok büyük devamı var bu gecenin. X-Fight Arena hakikaten tam gaz başladı ve tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar. Recep Doğan da yine güzel bir galibiyet aldı. Şimdi tabii hemen hatırlatalım değerli izleyenler. Yarın gece yine bu ekranlarda olacağız. Türkiye Profesyonel Kickbox Şampiyonası var. Saat 21'de Kocaeli'den canlı yayınla karşınızda olacağız. Bunu da hatırlatalım. Tabii Ömer Elhaj'dan bahsettik az önce. 25 Mart'ta yine onun organizatörlüğünde bir gece. Night of Warriors gecesi yine bu ekranlarda sizlerle olacak. Yani TV 8.5 ekranlarında tüm dövüş sporları heyecanını yaşamaya hep birlikte devam ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, sizlerin yerlerinizi alıyoruz. Birazdan boşalacak değerli izleyenler. Gecemiz devam ediyor. Tuncay Hocam, peki size şunu sorayım. Hani gecenin de koordinatörü olarak hani farklı bir açıdan da bu geceye yaklaşmış olduğumuz aslında.
Ya normalde sizi sosyal medyada özellikle işte organizasyonlarla ilgili, maçlarla ilgili yorumlarınızla da gayet yakından tanıyoruz aslında. Evet. Aslında Instagram hesabınızı da verebilirsiniz belki. Yani size göre yorumları görmek isteyen izleyicilerimiz yalnızca burada değil, oradan da takip edebilirler sizi. Ama şu anda burada olmak, yani takım elbiseyle burada olmak mesela, bu koordinatör görevinde burada olmak nasıl bir his? Yani alt maçları açtık, artık ana maç başlıyor dediniz bana yayından önce. Artık yavaş yavaş ana maçların da ortasına doğru geldik. Bu konudaki düşüncelerinizi alayım. Yani sürekli buralarda olan biriyim. Yani ama koordinatör olarak Mert kardeşimle beraber yardımcı olmak istedim ona. Beraber geceyi hazırladık. Alt maçlar da bayağı bir yoğundu. Onlar da güzel maçlar oldu. İleriki ana maçlarda, ileriki organizasyonlarda orada da onlara inşallah şans vereceğiz. Bütün bu işi biz bu işten ekmek kazandığımız için yorumlamak, eleştirmek de gayet doğal. Çünkü futbolu herkes yorumluyor, eleştiriyor ama bizim bu mücadele sporlarında, özellikle kickboksta bu olmuyor. Bunu ben böyle bir yapayım dedim. Bütün organizasyonları değerlendiriyorum. Kendi gözlemimde, ismi de bana göre. Instagram adresinde tuncay.toprak.tfc. Teşekkür ediyorum size de. Teoman Bey'e de, 38.5 ailesine de, bizleri burada ekranlara, Türkiye'ye taşıdıkları için. Biz teşekkür ediyoruz hocam tüm yorumlarınızdan dolayı.